Bu projemizde çalışma voltajı 5 volt olan toplam 4 adet MAX 485 modülünü kullanarak Arduino kartlar arasında RS485 seri iletişim arayüzünü önce simplex, sonrasında da high duplex olmak üzere master slave olarak gerçekleştirmeye çalışalım. RS yani Recommended System 485 ikili veriler dünyasında verilerin diğer cihaza sıra ile peş peşe yani seri olarak senkronize bir saat sinyali olmadan ikili veri hattı üzerinden 32 cihaza kadar asenkron olarak gönderilebildiği bir elektriksel arayüz. Bu arayüz üzerinde endüstriyel standartlarda kendilerine ait iletişim protokolleri mevcut olan Profibus, Modbus veya CANbus gibi protokoller rahatlıkla kullanılabilmekte. RS485 ikili verileri bir cihazdan diğerine aktarmak için 5 volt pozitif ve negatif kullanarak diferansiyel sinyalleme diyebileceğimiz bir sistem kullanır. Kullanılan bu yöntem çift büklümlü kablolama ile birleştiğinde ortam gürültüsüne karşı oldukça iyi bir performans göstermekte ve yaygın olarak da kullanılmakta. Bu diferansiyel sinyalleme yöntemi veriyi A ve B dijital veri iletim hatlarından kablo uzunluğu en fazla 1200 metre olmak üzere verileri karşı cihaza kablo uzunluğuna ve çeşidine bağlı olarak ortam ground'undan ve manyetik gürültülerinden etkilenmeden iletebilmekte. Veri asıl olarak A hattından iletilirken A hattındaki verinin tam tersi B hattından da iletilir. Örneğin A'da 0 verisi varken B hattında ise 1 verisi vardır. Ve iletilen verinin alıcı cihazdaki karşılığı A hattındaki elektriksel sinyalden B hattındaki elektriksel sinyalin çıkarılmasıyla oluşur. Elimizde karşı cihaza aktarılacak olan 1, 0, 1, 1, 0 örnek verileri olsun. A hattından asıl veriler gönderilirken aynı anda B hattından bu verilerin tam tersi olan 0, 1, 0, 0, 1 verileri de gönderilir. Bir verisinin elektriksel ileti karşılığı bizim örneğimizde artı 5 volt iken sıfır verisinin ise tam tersi yani eksi 5 volttur. Alıcı cihaz A ve B hattındaki bu voltaj değerlerini birbirinden çıkarır. A'daki voltajdan B'deki voltaj çıkarıldığında sonuç pozitif voltaj ise 1, negatif voltaj ise 0 olarak veriyi yorumlar. Elektriksel hassasiyetlerin milivolt düzeyinde olması nedeniyle veriler 1200 metre gibi uzun kablo mesafelerine taşınabilmekte ve kablo üzerinde oluşabilecek elektriksel parazitler bu aritmetik işlemler sonrasında alıcı cihazda sıfırlanacağından sistem elektriksel parazit ya da manyetik gürültülere karşı oldukça güvenilir. RS485 modülümüzde alma ya da gönderme yapabilmek için receiver ve driver pinleri, besleme pinleri ve dijital veri iletim pinleri mevcut. Bu pinlerden Receive Enable ve Drive Enable yani RE ve DE ile etiketlenen pinler ortak bağlanarak bu pinlere 0 verdiğimizde modül alıcı olarak, 1 verdiğimizde ise verici olarak çalışmakta. Dolayısıyla modülün kontrolünü bu şekilde kolaylıkla yapmak mümkün. A ve B veri hatlarını hat üzerindeki tüm modüllerin aynı isimli pinlerine tercihen çift büklümlü kablo yani Twisted Pair kablolama ile bağlamak en ideali. Kablo empedansına uygun olacak şekilde hattın başlangıç ve bitişine de 120 ohmluk değere sahip direnç koymak gerekse de modül üzerinde bu direnç zaten bulunduğundan projemizde bu dirençleri kablo üzerine koymuyoruz. Ancak çoklu bağlantılarda aradaki modüllerde bu direnci çıkartmak gerekebiliyor. Bu teorik bilgilerden sonra iki Arduino kartımızı tek yönlü olarak yani simplex bağlantı şekliyle haberleşmesini sağlamaya çalışalım. Bu bağlantımızda verici bir Arduino kendi üzerindeki sensör bilgisini ikinci ya da alıcı bir Arduino'ya gönderiyor. Buna göre bağlantılarımızı yapalım. Modüllerimizin besleme voltajlarını artı 5 volta, ground'larını ground'a bağlıyoruz. Gönderici modülümüzü gönderici moda almak için RE ve DE pinlerini ortak yapıp 5 volta bağlayarak 1'e çekiyoruz. Driver input pinimiz ise Arduino'muzun TX yani gönderici pininde.
Alıcı Arduino'muza bağlı RS485'imizin RE ve DE pinlerini de ortak yapıp ground'a bağlayarak 0 yapıyoruz. Modül böylece alıcı olarak çalışmaya başlıyor. Ve modülümüzün receiver output pinini alıcı Arduino'muzun RX yani alıcı pinine bağlıyoruz. Verici Arduino'ya gönderilecek ortam ısı bilgisi için bir DHT11 sensörünü, bu veriyi alacak olan Arduino'muza ise gönderilen veriyi görebileceğimiz iki kareceli bir LCD ekran bağlıyoruz. Ve tabii ki A ve B hatlarını da birbirine bağlamayı unutmuyoruz. RS485 bağlantılarını yapmadan önce LCD ekranımızın iki kareceli adresinin doğru olarak kütüphaneye tanıttığımızı, jumper sağlamlıklarını, sensörümüzün çalışıp çalışmadığı gibi ufak ama proje çalışmadığında sonradan bize çok uğraştırabilecek detayları da önceden kontrol etmekte büyük fayda var. Her şey tamamsa o zaman gönderici Arduino'muzdaki DHT11 sensörü ile ölçülen sıcaklık verisini alıcı Arduino'muza RS485 modülleri üzerinden kablolu olarak gönderelim. Simplex yani tek yönlü RS485 veri iletimi tamam. O zaman şimdi de verilerin sırayla aynı hattı kullanabildiği yarı çift yönlü halfduplex veri iletimini gerçekleştirmeye çalışalım. Bu bağlantı çeşidinde bir tane master yani emir veren ve birden fazla slave yani kendisine verilen emri dinleyen Arduino kartlarımız mevcut. Master Arduino sırayla diğer Arduino'lara emir veriyor. Ve emir geldiğinde slave Arduino'larda verilen emir eğer kendisine gelmiş ise istenilen bilgiyi master Arduino'ya aynı hat üzerinden iletiyor. Yarı çift yönlü halfduplex bağlantı çeşidi için tüm modül ve Arduino kartlarımızda geçerli olmak üzere RE-DE pinleri yine ortak yapılarak RS485 modülün program üzerinden alıcı veya verici moda alınabilmesi için Arduino'muzun bir pinine bizim örneğimizde 3. dijital pine bağlıyoruz. Yine tüm modül ve Arduino kartlarımızda driver input pinlerini seri veri gönderebilmek için Arduino transmit pinine ve receiver out pinlerini ise gelen seri veriyi alabilmek için Arduino receiver pinlerine bağlıyoruz. Master Arduino'da ikarece ekran ve slave Arduino'larımızdaki sensör bağlantımız aynı. Slave Arduino'larımız arasına bir tane daha ekleyelim ve ona da slave B diyelim. Bağlantılarımızı uygun bir şekilde ve dikkatlice gözden geçirerek yaptıktan sonra bir master ve iki slave RS485 halfduplex bağlantımızı çalıştıralım. Slave A'dan sıcaklık ve Slave B'den ise nem bilgisini Master Arduino ekranında görebiliyoruz. O zaman sisteme üzerinde açma kapama butonu ile yanan LED'in durumunu Master sorduğunda Master'a geri bildiren 3. bir Arduino kartımızı da Slave C olarak bağlayalım. Slave ve bir master sistemimiz hazır. Bağlantılarımızı yeniden gözden geçirelim.
ve sisteme enerji vererek Half Duplex RS485 veri iletimdeme çalışmamızı test edelim. Slave A üzerinden tam sayı derece bilgisi, Slave B üzerinden ondalıklı nem bilgisi sorunsuz bir şekilde geliyor ve LCD ekranımızda yerini alıyor. Slave C üzerindeki LED'i yakalım ve LED durum bilgisini Master Arduino üzerindeki LCD ekrandan takip edelim. Programın algoritmasından da biraz bahsetmek gerekirse, Master rolündeki Arduino kendisine bağlı RS485 modülünü önce gönderici moda alıyor. Sonrasında da sıra ile seri iletişimi kullanarak Slave Arduino'lardan verilerini göndermelerini istiyor ve arkasından da alıcı moda geçerek dönüş olup olmadığını dinliyor. Uygun veri gelirse hangi slave'den geldiği bilgisini değerlendirerek ilgili veriyi LCD ekranda yerine koyarak yazıyor. Slave rolündeki Arduino'lar ise kendilerine bağlı ve alıcı modda bekleyen RS485 modülleri ile gelen tüm seri iletişim emirlerini dinliyorlar. Eğer gelen emir içerisinde kendilerini ilgilendiren bir durum varsa üzerindeki yazılım ile bunu değerlendirip gereğini yaparak kendisine bağlı RS485 modülünü gönderici moda alıp veriyi Master Arduino'ya gönderiyor ve arkasından tekrar alıcı modda beklemeye dönüyor.